AK Parti dar gelirliye nefes aldıracak sosyal ekonomik paket için son hazırlıklarını tamamladı. 9 milyondan fazla kişinin 56 milyar liraya yakın borcunun silineceği düzenleme 1 Ekim sonrası Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak. AK Parti'nin öncelikli gündemi ekonomi. 9 milyondan fazla kişiyi ilgilendiren çalışmalarda son aşamaya gelindi. İlgili kanun teklifleri 1 Ekim sonrası peş peşe meclis gündemine getirilecek. Düzenlemeler hayata geçirildiğinde KYK borç faizleri silinecek. Stajyer hekimlerin ücretleri artırılacak, bazı kamu borçları affedilecek. İktidar düzenlemeler için torba kanun teklifi hazırlayacak. Teklif, 2023 bütçesinin görüşüleceği 17 Ekim'den önce meclise sunulacak. Düzenlemeyle 3 milyondan fazla öğrencinin toplamda 26 milyar lirayı bulan kredi borç faizi silinecek. Öğrenim kredisi kullananlar sadece borcun ana parasını ödeyecek. Stajyer hekimlerin asgari ücret tutarında maaş alması da düzenlemenin içinde yer alacak. Tüketicilerin elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi temel ihtiyaçlarından kaynaklanan borçlarının silinmesi de torba teklifte yer alacak. 2000 liraya kadar olan icra aşamasındaki borçları devlet üstlenecek. Düzenleme, varlık yönetimi şirketlerine devredilen 2500 liraya kadar olan borçları da kapsayacak. Devletin üstleneceği borç miktarı 30 milyar lirayı bulacak. Emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin düzenlemenin de meclisin gündemine gelmesi bekleniyor. Ancak EYT teklifinin ekonomik torba paketten ayrı bir teklif olarak sunulması planlanıyor. Düzenleme için daha önce Ocak ayı işaret edilmişti. İstanbul'da fal kafeler gün geçtikçe artıyor. Kafe olarak gözüken iş yerlerinde 100 ila 300 lira arasında değişen ücretle kahve, el, tarot ve iskambil falı bakılıyor. Hukukçular para karşılığı fal bakan kişiler ve buna ortam hazırlayanlar hakkında ceza yaptırımlarının olduğunu söylerken kafe sahipleri ve müşterileri falcılık değil terapi yorumu yapıyor. Randevu alarak gidiliyor, kadınlar tarafından çok tercih ediliyor. Bunu ucuz yolu bir terapi olarak görüyorlar. İstanbul'da fal kafeler gün geçtikçe artıyor. Kafe olarak gözüken iş yerlerinde 100 ila 300 lira arasında değişen ücretle kahve, el, tarot ve iskambil falı bakılıyor. Hukukçular para karşılığı fal bakan kişiler ve buna ortam hazırlayanlar hakkında ceza yaptırımları olduğunu söylerken kafe sahipleri ve müşterileri falcılık değil terapi yorumu yapıyor. Sen geliyorsun 10 kişi oluyorsun, 5 kişi oluyorsun. En az 15 kişi geliyor, en az. En az 20 dakika bakıyor, en az. Kahve falı 5 dakikası 15 dakika bakıyor. 100 lira efendim kahve. Bizde olan kahve falı ve geleneksel olarak hani dünyada da bir tarot falı. Fiyatlar ortalama 80 ile 100 arası. Hukukçulara göre fala baktıran ve bakan kişiye yaptırım uygulanması gerekiyor. Kafelerde para karşılığı fal bakan kişiler ile özellikle fala inanma, falsız kalma veya işte kahve sizden, fala bakmak bizden gibi reklamlarla para karşılığında kahve, su, tarot falına baktıran işyerlileri açıkçası suç işlemektedir. Vatandaşlarsa fala inanma, falsız kalma düşüncesiyle fal baktırmaya para vermeye devam ediyor. 100 lira. Yani insanlar psikolojilerini böyle rahatlatabiliyor demek ki.